Bundan yaklaşık 4 yıl öncesinde arkadaşlarla bir masada otururken aramızda şöyle bir konuşma geçmişti. Bir gün mücadeleni TEDx konuşması olarak anlatacaksın demişlerdi. O gün bugünmüş ve bugün ben çok heyecanlıyım. Herkesin bir hayali vardır. Dile getirmeye korktuğu. Sanki dile getirse o hayalin efsunu bozulacak, gerçekleşmeyecek diye düşündü. Benim de çocukluktan beri bu efsunlu hayalim doktor olmaktı. Ancak ben bu hayali kurduğumda 10 yaşında ve henüz okula gitmeyen bir kız çocuğuydum. Evin penceresinden arkadaşlarımın okuldan dönüşünü heyecanla beklerdim. Onların okul anılarını büyük bir merakla dinlerdim. Benim bu kadar hevesli olmam nedeniyle ev içinde bana küçük bir sınıf oluşturulmuştu. Babam defter alırdı, kitap alırdı. Ablalarım da benimle ilgilenir, okuma yazma öğretirlerdi. Ama benim istediğim şey çok farklıydı. Arkadaşlarım gibi teneffüste arkadaşlarımla oynamak, sınıfta parmak kaldırmak, ödevlerimi eve gelince ertesi güne yetiştirmeye çalışmak gibi heveslerim vardı. Bu hevesime ailem kayıtsız kalamadı. Bulunduğumuz ilçenin fiziksel koşulları engellere uygun olmadığı için ve böyle bir okul bulunmadığı için farklı bir ilçeye taşındık. O ilçede tüm fiziksel koşulları engeller için oluşturulmuş bir ilkokul vardı. Ve ben 10 yaşımda yakamı takıp mavi önlüğümü giyip ilkokula başladım. Tam hayallerim gibiydi. Tahtaya çıkıp soru çözüyordum. Teneffüs aralarında arkadaşlarımla kovalamaca oynuyordum. Tekerlekli sandalyemle saklambaç oynuyordum. Özgüvenimin yerleştiği yıllar o yıllar diyebilirim. İlkokul bitti. Hayatımın ikinci dönüm noktası. Lise sınavı ve lise tercihi. Lise sınavında iyi bir puan almıştım. Ancak artık gideceğim okul tırnak içinde normal bir okuldu. Ne demek? Fiziksel koşulları engelliler için uygun olmayan bir okul. Ve o okul daha öncesinde hiç engelli öğrenci kazanmamış ve engelli bir öğrenci okumamış. Tahmin edersiniz ki çok fazla endişeliydim, çok fazla korkuyordum. Bu endişem ailemin gözünden kaçmadı. Annem ve babam bir gün beni karşılarına alıp şöyle söylediler. Bir liseyi kazanmış olabilirsin ancak gitmeyebilirsin. Çünkü gittiğinde ön yargılarla karşılaşabilirsin, yalnız kalabilirsin, diğer arkadaşların tarafından yadırganabilirsin, üzülebilirsin. Orada şöyle söyledim. Ben arkadaş için değil, hayallerim için gidiyorum dedim. Verdiğim en doğru kararlardan biriymiş sanırım. Tahmin ettikleri gibi oldu aslında. İlk bir yıl tamamen yalnızdım. Sabah sınıfa girerdim, sırama geçerdim. Akşam o sıradan kalkıp evime giderdim. Teneffüse çıkmazdım. Öğle yemeklerini yalnız yerdim. Diğer arkadaşlarla hiç konuşmazdık diyebilirim. İletişim minimaldeydi. Zamanla onlar beni, ben onları anladım. Çünkü onlar benden çekiniyorlardı. Kırılabileceğimi düşünüyorlardı. Zamanla birbirimiz üzerinden şakalar yapmaya başladık. Birbirimizle alay ettik. Birlikte okula sıp bir yerlere kaçtık. Sınavlarda birlikte yardımlaştık. Ve 4 yılın sonunda şu an bile hatırladığımda yüzümde kocaman gülümseme oluşan bir sürü anım oldu. Birçok anı yaşadım. Bunlardan bir tanesi mesela sınıfta laboratuvarlar üst kattaydı. Bizim sınıfımız alt sınıflardaydı, alt kattaydı. Sınıftaki erkek arkadaşlar beni her zaman laboratuvar derslerini üst kata taşırlardı ve o sırada akülü sandalyem yeterince ağır. Üzerinde bir de ben varım. Ancak arkadaşlarla çıktığım zaman zorlandıklarının farkındayım. Bana şöyle söylerlerdi. Çok hafifsin, hayır çok güzel, çok güzel. Hep çıkalım, keşke dersimiz üst katta olsa ve hep burada işlesek. Çok güzel günlerdi ve
liseden mezun olduğumda birincilik konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığımda arkadaşlarıma teşekkür etme fırsatım oldu. Hayalime bir adım daha yaklaştım. Üniversite sınavı. Üniversite sınavından yüksek bir puan almıştım ve tıp fakültesini kazanabiliyordum ama bu kadar kolay olmadı. Kim tercihimi sorduğunda, herhangi biri tercihimi sorduğunda doktor olmak istediğimi, tıp fakültesini tercih ettiğimi söylediğimde hep aynı, benzer cümlelerle karşılaştım. Tekerlekli sandalyenle mi? Her zaman nasıl hastaneye gideceksin? Nöbetleri nasıl tutacaksın? Bunlar benim kafamda da kocaman soru işaretiydi tabii ki. O tercih döneminde sabahlara kadar araştırma yaptım sanırım. Tekerlekli sandalyesiyle tıp fakültesine başlayıp bitiren biri var mı? Hangi fakültenin eğitimi nasıl? Hangi laboratuvar nasıl? Günlerce araştırdım. Ve lisede okul müdürümüz tercih döneminde beni yanına çağırmıştı. Tercihimi sorduğunda aynı şekilde tıp fakültesini tercih etmek istediğim ama çok korktuğumu, belki de tercih edemeyebileceğimi söyledim. Bana şu cümleyi söyledi. Evet Sare, şimdiye kadar kimse tekerlek sandalyesiyle tıp fakültesine gitmemiş olabilir. Giderek bu yolu sen açabilirsin. Diğer insanlara sen cesaret verebilirsin. O an şunu düşündüm. Neden olmasın? Sonrasında tıp fakültesi tercihlerimi yaptım. Sonuçlar açıklandı. Evde bir bayram havası. Ancak Sare çok mutlu değil. Düşünüyorum neler yaşayacağım. Yine yalnız mı kalacağım? Ne olacak? Yadırganacak mıyım? Arkadaş bakımından hiç yalnız kalmadım diyebilirim. Çok şanslıydım. Ancak geçen o 6 yıl kocaman kalp kırıklıklarıyla doluydu. Daha önce beni uyardıkları gibi ben çok yoruldum, çok zorlandım, çok düştüm. Her defasında daha güçlü kalktım. Ama asla pişman olmadım. Tahmin ettikleri nedenlerden dolayı yorulmadım ya da zorlanmadım. Beni yoran, zorlayan, kalp kırıklarına neden olan tek şey zihinlerdeki o engelli yapabilir mi algısıydı. Herhangi küçük bir sorunla, sıradan bir sorunla gerekli yerlere gittiğimde fakülte içinde çok incitici cümlelerle karşılaştım ve gelecekte meslektaş olacağım kişiler tarafından bunları duymak sanırım hala düşündüğümde bile beni üzen taraf anılarım. Her seferinde şu söylendi. Engelli olduğunu biliyordun. Neden tıp fakültesini tercih ettin? Bunları kabulleneceksin. Aslında gittiğim sorunun engellilik durumuyla ilgili, fiziksel durumumla ilgili ilgisi olmasa dahi bu cümlelerle karşılaştım. Ancak pes etmedim. Çok şey öğrendim. Mesela yalnız geceleri kalabilmeyi öğrendim nöbetlerde. Çekyat açıp yatıp kalkabilmeyi öğrendim. Araba kullanmayı öğrendim. Daha kolay hastaneye gidip gelebilmek için. En çok da annemin neler yaşadığını öğrendim. Beni büyütürken. Bununla ilgili şöyle bir anımdan bahsetmek istiyorum. Bir gün asansörde bir kadınla karşılaştım. Kadın beni görünce çok heyecanlandı. Biz de pediatri bölümünde şu oda numarasında yatıyoruz kızımla. Bizi ziyarete gelmek ister misiniz doktor hanım dedi. Doktor olduğumu bilmesi ilginç geldi. Aynı zamanda bir de merak uyandı. Niçin beni odasına davet ediyor? Niçin ısrarla gelmemi istiyor? Heyecanı neden? O odaya gittim. Yatakta güzeller güzeli bir kız çocuğu. 8-9 aylık. Tipine bifida hastası. Yani omurilik açıklığı var. Yürüyemeyecek. O an anladım o annenin heyecanını. Daha sonra o anne bebeğiyle fotoğraf çekilmemi istedi. Ve bana şöyle söyledi. Ben Zeynep'e hamileyken ailem çok istemedi. Ultrasonda engelli olduğunu duydukları için aldırmam yönünde çok ısrar ettiler. Ancak ben
Zeynep'e kıyamadım. Şu an ileride bir sıkıntı olduğunda bu fotoğrafı göstereceğim. Zeynep de bu doktor ablası gibi olabilir diyeceğim demişti. O an şöyle düşündüm. Evet, o yola ilk defa ben çıktım ama benden sonra da gelecekler için umut oldum. Annem neler yaşamış onu anladım. Bir kez daha aileme minnettar oldum. 6 yıl boyunca çok şey öğrendim. Ve öğrendiğim en önemli şeylerden biri de şuydu. Artık bazı şeyleri cümleye dökmeden anlaşılabiliyordum. Fakültede tek engelli ben olduğum için birçok yere rampa yapmak için çok mücadele verdik arkadaşlarımla. Bunlardan bir tanesi şu şekilde oldu. Fakültenin kafeteryası normalde çok kalabalık olur. Gittiğimizde masalarda boş yer bulamayız. Mezuniyetime son 6 ay kala fakülte kafeteryasına gidiyorum ve bomboş. Kimseler yok. Dayanamadım. Birkaç gün sonra görevliye sordum. Niçin kafeterya bu kadar boş dedim. Bilmiyor musun dedi. Neyi dedim. Fakültenin öğrencileri kantini protesto ediyor dedi. Niçin dedim. Kantinden terasa geçen bir yer var böyle. 3-4 tane basamak var. Orada rampa yok. Ama 6 yıl boyunca o kadar şeyle mücadele ettim ki o terasa çıkıp bir kahve içmek asla aklımdan geçmedi. Orada rampa olmadığı için fakültedeki arkadaşları protesto ediyormuş. Ve mezuniyete 6 ay kala oraya rampa yapıldı. Şu an bile söylerken çok duygulanıyorum. Çünkü şunu anladım. Ben bu yola çıktım ama bu yolda yalnız yürümüyorum. 6 yıl sonrasında tıp fakültesinden birincilikle mezun oldum. O kürsüye çıktım ve bir filmin gala gecesi gibiydi. Yaşadığım tüm sıkıntılar, tüm zorlanmalar, tüm kırgınlıklar o sahnede dile geldi. Aynı zamanda da teşekkür etmem gereken birçok kişi vardı. Birçok hocam tarafından çok güzel destek almıştım. Beni her gördüklerinde çok iyi hekim olacağımı söylerlerdi ve beni yüreklendirirlerdi. Fakültedeki arkadaşlarım sadece rampa konusunda değil, ders notları konusunda bile kırtasiyeden benim adıma ders notlarını çıkarıp her sabah masamın üzerine koyarlardı. O gün ailem de oradaydı, arkadaşlarım da oradaydı. Beni incilten, kalbimi kıran insanlar da oradaydı. Bir filmin gala gecesi gibiydi ve çok güzeldi. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi sanırım. Sonra kepi fırlattım. Sanki en yükseğe beni fırlatmam gerekiyormuş gibi. Tüm sıkıntılarım o keple havaya atıyormuşum gibi hissettim. Başardım dedim. Bitti. Bitmemiş. Mezun olduktan sonra herkesin bildiği tıpta uzmanlık sınavı TUS var. Zor bir sınav, herkesin bildiği gibi. İyi bir puan aldım. İstediğim çoğu bölüm tutuyordu, geliyordu. Tercih etmek istediğim herkes gibi birkaç branş var. Ve bunun için de bazı kişilere görüş sormam gerekiyor. Nasıldır, nöbeti nasıldır, iş yoğunluğu nasıldır, çalışma ortamı nasıldır? Gittiğimde yine meslektaşım olacak kişiler tarafından o kadar incitildim ki. Şu cümleyi duydum mesela. Tıp fakültesini yazarak zaten bir hata yapmışsın. Preklinik, temel bilim yaz. Hasta görme, zorlanma. Sen bu bölümü yazma. Neden? Engellisin. Bu böyle kalmayacak. Şu an heveslisin ama bundan birkaç yıl sonrasında çok yorulacaksın. Nasıl gelip gideceksin? Sanki 6 yıl boyunca nasıl okuduğumu ya da bilmiyorum bir pozitif ayrımcılık olduğunu düşündüler sanırım. Çok incindim. O ön yargı duvarları sürekli
Sürekli önüme çıktı. Vazgeçmedim ama. Şu an çok sevdiğim alanda, psikiyatri alanında uzmanlık eğitimime devam ediyorum. Çalıştığım insanlarla çok mutluyum. Hocalarımı çok seviyorum. Doktor olmayı çok seviyorum. Çok mutluyum. Bu sadece benim bir hayalimi gerçekleştirirken yaşadığım mücadelenin bir kısmıydı. Ancak mücadelem bitmedi. Devam ediyor. Yol devam ediyor. Bazen düşüyorum. Daha güçlü kalkıyorum. Bazen engebeler çıkıyor. Kenara geçip biraz dinleniyorum. Arkama dönüp bakıyorum. Aldığım yolu görüyorum. Benimle birlikte yola çıkan insanları görüyorum. Yol devam ediyor ve ben bu yolda çok mutluyum. Teşekkürler.